Bismillahirrahmanirrahim. Mef'ulü mutlak. Mef'ulü mutlak diğer mef'uller gibi fiil cümlesinin bir ögesidir arkadaşlar. Peki mef'ulü mutlak nedir? Şu tanıma bir bakalım. Mansup. Mansup ne demek? Yani fethalı. Hatırlayın mansubatlar neydi? Mef'uller vardı. İnnenin ismi vardı. Kânenin haberi vardı. Hal vardı. Bunlar mansupların içindeydi. Bakın mansup bir kelimeymiş mef'ulü mutlak. Mastar olması gerekiyormuş. Mansup mastara veya onun yerine gelen kelimeye mef'ulü mutlak denir. Fiil cümlesinin içerisinde mansup mastara. Yani bu fiilimiz mesela ketebe. Ketebenin mastarıyla yapılır arkadaşlar. Başka bir kelimeden oluşmaz. Kitabeten gelecek mesela. Ekele mesela yedi. Eklen gelecek. Şeribe, şurben gelecek gibi. Yani hangi fiili kullandıysa fiil cümlesinde o fiilin mastarıyla yapılıyor. Mef'ulü mutlakın yerine, daha doğrusu mastarın yerine gelen kelimeler diye önümüzdeki ders inşallah bunu anlatacağız. Peki mef'ulü mutlak ne için kullanılır arkadaşlar? 3 temel kullanım şekli var. Birincisi fiilin oluşunu vurgulamak, pekiştirmek için. Biz bunun adına tekit diyoruz arkadaşlar. Tekit için kullanılır. Yani fiil gerçekten yapıldı manasında gelir. İkinci kullanım şekli kaç defa meydana geldiğini belirtmek için. Neyin? Fiilin. Mesela yedi. Kaç kez yedi veya içti. Kaç kez içti. Günde kaç kez içti gibi misal. Burada kaç kez, kaç defa meydana geldiğini belirtmek için mef'ulü mutlaktan yardım alıyoruz. Üçüncü kullanım şekli de o fiil nasıl ve ne şekilde meydana geldi. Bunu göstermek için kullanılır. Demek ki şu 3 kullanım şekli mef'ulü mutlakın 3 temel kullanımı. Fiilin oluşunu vurgulamak yani tekit etmek. İkincisi kaç kez meydana geldiğini belirtmek. Üçüncüsü de nasıl ne şekilde meydana geldiğini belirtmek için kullanılıyor. Peki mef'ulü mutlak hangi kelimelerden olur? Mef'ulü mutlak fiilin kendi mastarından olur. Biraz önce belirtmiştik. Ekele, eklen. Ketebe, kitabeten gibi. Yani bu sülasi olabilir, rubai, humasi, bütün fiillerin aynı şekilde mastarları kullanılır. Sadece sülasilerde değil, bütün fiillerde kaç harfli olursa olsun mastarıyla yapılır. Bu mastar mansup okunur. Yani mef'ulü mutlakın bir özelliği de mansup okunmasıdır. Hocam mef'ulü mutlakın işte harfi cerden sonra geldiği bir durum var mı veya işte muzafun ileyh olarak gelir mi? Hayır arkadaşlar. Mef'ulü mutlak mansup okunur. Bazen bu mastarların yerine başka kelimeler de mef'ulü mutlak olur. Biraz önce bahsetmiştik. Bunu bir sonraki derste göreceğiz inşallah. Hangi kelimeler mastarın yerine mef'ulü mutlak olarak geliyor? İnşallah bir sonraki konunun dersinde işleyeceğiz. Örneklere geçelim. Bu tekit için kullanılan mef'ulü mutlakın örnekleri. Birinci kısım fiilin oluşunu vurgulamak, pekiştirmek ve tekit etmek için kullanılan kısımdı. Bismillah ayet-i kerimede ve kellemallahu Musa teklima. Bakın Allah Teala Celle Celaluhu kesin olarak Musa Aleyhisselam'la konuştu. Kelleme, tekelleme konuştu demek arkadaşlar. Allahu o fiilin faili. Musa konuştuğu kişi. Mef'ulün bih. Teklimen bakın kellemenin nesi? Mastarı. Kelleme teklimen. Kelleme yükellimu teklimen. Burada ne var? Mastar var. İşte bu şekilde mastarını getirdiğimizde bunu ne yapmış oluyoruz? Fiili pekiştirmiş, fiile tekit yapmış oluyoruz. Manası ne? Bakın kesin olarak tekit yaptı bakın. Allah konuştu demiyor. Sadece bırakmıyor. Böyle Allah konuştu deyip bırakmadı. Allah kesin olarak Musa peygamberle görüştü ayetin manasında. Kısaca bir irap yapacak olursak kelleme fi'lü mazi mebniun alel feth. Allahu fa'ilun merfu'un biz zamme. Burayı uzatabilirsiniz. Ve alametur raf'e zamme zahira şeklinde. Musa mef'ulun bih mansubun. Peki Musa'da ne var? Bakın maksur elif var değil mi? Nasıl irab alıyordu bunlar? Bi fethatin mukadderatin. Elif-i maksure hiçbir hareke üstüne kabul etmiyordu. Değil mi? Takdir ediyorduk. Teklime, teklima işte bahsettiğimiz mef'ulü mutlak geldi arkadaşlar. Mef'ulü mutlak mensubun ve alametun nasbi el fetha el zahira şeklinde söyleyebiliriz. İkinci örneğimize bakalım. Fetahtul bâbe fethan. Fetahtu el bâbe fethan. Kapıyı kesin açtım. Ya kapıyı açtım mı, kapattım mı diye soruyordu ya. kendi kendine insan. İşte o zaman diyor ki fetahtül bâbe fethan. Kesin açtım diyor. Bu tekit yapıyor. Açmaya vurgu var. Bakın fetahayla aynı kökten bir mastar gelmiş. Bakın birincisi fetaha fiil. İkinci fethan kelimesi ise o fiilin mastarı. Mastarlar nedir? Artık fiil değildir arkadaşlar. Mastarlar isimdir. Mesela bizde yedi, yemek yedi değil mi? Yedi fiili. Onun mastara yemek şeklinde olur. Yemek kelime olarak nedir? İsimdir. Mesela ekti. Biz bunu mastar yapar ekmek şeklinde getiririz. Bakın ekmek bir isimdir artık. Bu da aynı şekilde fetaha fiil, fethan mastar olarak isimdir. Fethan nedir burada? Mef'ulü mutlak, mensubun ve alametün nasbi el fetha el zahira şeklinde söylenebilir. Şurada son örnekte bakalım. Nimtü nevmen. Name yeni neydi? Uyudu. Nimtü ben uyudum. Nevmen gerçekten bir uyku uyudum diyor. Mesela burada uyuduğuna, uykusunun işte yani gerçekten kaliteli bir şekilde olduğuna veya uyuduğuna vurgu yapmak için bir şekilde bunu üstüne basa basa söylemek için getirmiş. Name fiilinin mastarını kullanmış. Bu mef'ulü mutlaktır. Bakın mansup gelmiş. Mef'ulü mutlağın arkadaşlar en bariz birinci özelliği mansup olması. İkinci özelliği bu şekilde nekra olması. Bakın hepsinde nekra. Birincisinde de aynı şekilde nekraydı. Bakın teklima, nekra geldi. Bunlar mef'ulü mutlağın özellikleri. Şurada bir notumuz var. Mef'ulü mutlaklarla alakalı arkadaşlar. Tekit için gelen mef'ulü mutlak şu özellikleri taşır. Neydi tekit için gelen mef'ulü mutlak ne demek arkadaşlar? Mef'ulü mutlak'ın birinci kısmı. Şurada bahsettiğimiz fiilin oluşunu vurgulamak, pekiştirmek ve tekit etmek için kullanılan mef'ulü mutlak. Bunun başlıca özellikleri neymiş? Bir, mastar olur. Aynı fiilin mastarından olur. İkincisi nekra olur. Yani eliflamsız bir kelime olur. Üçüncüsü müfret olur. Bakın buradakiler teklimen bir tane. Fethan bir tane. Nevmen bir tane. Yani müfret dediğimiz şey tesniye veya cemi değil. Tekil. Evet. Dördüncüsü mevsuf veya muzaf olmaz. Ne demek yani mevsuf olmaz demek? Kendinden sonra bir sıfat gelmez demek arkadaşlar. Sadece kendisi vardır. Ondan sonra kendinden sonra bir sıfat gelirse o zaman başka bir şey ifade ediyordur o. Kendinden sonra bir sıfat gelmez. Sonra muzaf olmaz demek ne demek? Kendinden sonra bir muzafun ileyh kelimesi de olmaz. Yani sadece kendisi vardır. Beşinci özelliği de sayı ifade eden T gelmez. Şu yuvarlak T yani ta-i marbuta dediğimiz T arkadaşlar kapalı T bazen teklik ifade eder. Yani bir kez manasında. Vahdeten mesela. Fethaten. İşte ekleten bir kez yaptı, bir kez yedi, bir kez açtı, bir kez geldi gibi. Bu şekilde t'yi fiile daha doğrusu mastara getirdiğimiz zaman o sayı ifade eder. Bu da gelmez arkadaşlar. Demek ki tekit için kullanılan mef'ulü mutlağın bu 5 özelliğini kısaca yazabiliriz bir kenarda dursun. Mef'ulü mutlağın ikinci özelliği o fiilin kaç kez yapıldığını, kaç kez meydana geldiğini belirtmek için kullanılan mef'ulü mutlak cinsi. Bakın burada ekele raculu ekleteyni. Bak ekele eklen demedi de ekleteyni dedi. Ekleten bir kez, ekleteyni iki kez. Bakın burada ne var? Biraz önce bahsettiğimiz ta-i marbuta işte bak şurada arkadaşlar açık T olarak. Bunun tekili şöyle yazılır. Hemen yazalım şuraya. Ekleten. Ekleten bir kez demek. Ekleteyni iki kez demek. Adam iki kere yedi. İki defa yedi. Ekele fiil-i mazi mebniyun alel feth. Er-racülü kelimesi. Bakın fail. Merfu'un bi zamme zahira. Ekleteyni nedir burada? Kaç kez yaptığını bildirdiği için mef'ulü mutlak diyoruz. Şimdi birinci kısımda anlattığımız hocam bu mef'ulü mutlaklar fethalı ya da daha doğrusu mansup olmayacak mıydı diye sorarsanız arkadaşlar tesniyenin nasb alameti bakın y'dir. Zaten bu da mansup olarak gelmiş. Mef'ulü mutlak mensubun bil ya. Gördünüz mü? Tesniyenin nasb alameti ve cer alameti y'dir. Burada da onun için böyle mansubun bil ya yazdık. Uzun söyleyecek olursak mef'ulü mutlak mensubun ve alametün nasbi el yağ şeklinde de söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer örneğimizi inceleyelim. Fetahtul bâbe fethateyni. Fetahtu, ben açtım. El bâbe, kapıyı. Fethateyni, bak kaç kez açmış? Fethaten bir kezdi. Bunun yukarıda ekleteni yazmıştık. Şunu da yazalım arkadaşlar. Şöyle olsun. Evet. Fethaten demek bir kez demek. Fethateyni iki kez açtım demek. Fetahtul bâbe fethateyni. Kapıyı iki kez açtım. Fetahtu fi'lu mazi mebniyun ale sükun. Niye? Bakın ha'nın üstünde sükun var. Tü zamirun mebniyun fi mahalli raf fa'il. Zamirler mebni olduğu için arkadaşlar mahallen i'rab alıyorlar. Fail olduğu için de merfu, yani mahalli raf oluyor. Bab kelimesi nedir? Mef'ulun bih mansubun. Bakın bu farklı. Mef'ulun bih. Hocam bunun mef'ulün bih olduğunu neden anladık? Biz zaten fiil failden sonra gelen harfi cersiz mef'ullere mef'ulün bih diyorduk arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? El bab mef'ulun bih mansubun bil fetha zahira şeklinde. Fethateyni kaç kez o fiilin yapıldığını, fetaha işleminin yapıldığını anlatıyor. İki kez. O zaman mef'ulü mutlak mensubun ve alametün nasbi şuradaki el ya. Tesni olduğu için ya diyoruz arkadaşlar. Şu örneğimize bakalım. Zürtü Mekke'te ziyaratin. Burada Kabe'yi yazmışım ama Mekke örneğimizde arkadaşlar. Kabe değil de Mekke'yi diyelim şuraya. Evet. Mekke'yi çok kez ziyaret ettim. Tekrar edelim. Zürtü Mekke'te ziyaratin. Bak, ziyaratün bir kez. Ziyarateyni iki kez. Ziyaratin çok kez. Yani üç veya daha fazla. Hocam biz buna ne diyorduk cemi çeşidinde? Cemi, müennes, salim. Elif ve T ile yapılıyor bakın. Evet, bu çeşit cemilere cemi, müennes, salim diyorduk. Zürtü zara fiilinin mazisi. Fi'l-i mazi mebniyun ale sükun. Bakın zürtü mebniyun ale sükun. Tü burada biraz önceki bahsettiğimiz zamir. Zamirun muttasilun mebniyun fi mahalli raf fail diyoruz buna. Mekke'ye ne diyoruz arkadaşlar? Mef'ulun bih mansubun bil fetha. Ziyaratin kelimesi de cemi müennes salim olduğu için bu şekilde gelmiş. Hocam mef'ullü mutlaklar mansup değil miydi? Esreli gelmiş diyebilir miyiz arkadaşlar? Hemen size bir soru soralım. Cemi müennes salimin nasb alameti nedir? Cemi müennes salim olan kelimeler fetha alabilir mi arkadaşlar? Alamaz tabii. Evet. Bunun yerine kesre alırlar. Ondan dolayı kesre gelmiş. Biz de bak bunu nasıl irap yapıyoruz? Mef'ulü mutlak mensubun ve alametün nasbi el kesra veya mensubun bil kesrati şeklinde söylüyoruz. Buraya mensubun bil fethati zahirati demedik. Bil kesrati dedik. Önemli arkadaşlar. Evet. Teşekkür ediyorum cevap veren arkadaşlara. Bu fiilin kaç kez meydana geldiğini belirten mef'ulü mutlağın bazı önemli özellikleri var. Neymiş? Bir okuyalım. Tekid için gelen mef'ulü mutlak şu özellikleri taşır. 1. Mastar olur. 2. Nekra olur. 3. Tesniye veya cemi olur. Niye tesniye veya cemi olur? Sayı bildirecek ya arkadaşlar. İşte onun için tesniye veya cemi olur. Diğer mef'ulü mutlak çeşitlerinden ayıran bir özelliği budur arkadaşlar. Fark ettiyseniz birincisiyle mastarlıkta ve nekralıkta eşitler, aynılar. Yani mef'ulü mutlaklar mastar olarak geliyorlar ve nekra kelime olarak kullanılıyorlar arkadaşlar. Yani elif lamsız. Üçüncü mef'ulü mutlak cinsi nasıl ve ne şekilde meydana geldiğini göstermek için. Neyin? Fiilin. Fiil hangi şartlarda meydana geldi, nasıl meydana geldi onu belirtmek için kullanılıyor. Bakın şimdi okuyalım örneğimizi. Celesel veledü cülûsel kebiri. Çocuk büyük gibi oturdu. Yani büyük adam gibi oturdu. Hani deriz ya çocuk büyük adam gibi konuşuyor. İşte çocuk büyük gibi oturdu. Burada cülûse kelimesi aradığımız mef'ulü mutlak. Hocam büyük de burada işte kebir kelimesi. Ne olarak gelmiş? Muzafun ileyh olarak gelmiş. Celese fi'l-i mazi mebniyun alel feth. Veled kelimesi fa'ilun merfu'un bizzamme. Cülüs kelimesi de mef'ulü mutlak mansubun bil fethati zahirati. Cülüs kelimesi, dikkat. Bak cülüsel kebiri almıyoruz arkadaşlar. Burası bir isim tamlamasıdır. Şimdi şu şeyi tekrar etmek istiyorum, notu. İsim tamlamalarında, sıfat tamlamalarında veya farklı tamlamalarda arkadaşlar cümlenin ögesini ararsak, yani fiilin failini, mef'ulünü ararsak birinci ögesine bakarız. Yani isim tamlamasının birinci ögesi olan muzaf, sıfat tamlamasının birinci ögesi olan mevsuftur. Bizim cümlede öge, yani fail olacak kelime birinci ögedir. İkisini birden fail diyemeyiz, müpteda veya haber diyemeyiz arkadaşlar. Burada da mef'ulü mutlak sadece birinci ögedir. İkinci ögemiz muzafun ileyh mecrurdur, o kadar. Evet, kebir kelimesine bakalım. Muzafun ileyh mecrurun bil kesrati diyoruz. Şimdi burada muzaf yazıyor. Birazdan onu açıklayacağım arkadaşlar. İkinci örneğimizi inceleyelim. Onu tekrar döneceğim oraya. Fetahtu el bâbe fethan şedîden. Bakın burada ne var? Kapıyı sert bir şekilde açtım. Bizim bu konunun başlığında ne vardı? Nasıl ve ne şekilde meydana geldiğini gösteriyordu fiilin. Bu açma işi nasıl meydana gelmiş arkadaşlar? Sert bir şekilde, değil mi? Yani bu kapı açması sert bir şekilde olduğunu bildiriyor. Fethan şediden. Bakın buradaki fethan kelimesi aradığımız fetahanın mastarı. Yani bizim mef'ulü mutlağımız. Şediden nedir? O açma işinin nasıl olduğunu, yani sıfatını bildiriyor. Evet, irabını yapalım şöyle. Fetahtü fi'lü mazi mebniyün ale sükûn. Tü, buradaki fetahtü'deki tü, damirun mebniyün muttasilun fi mahalli rafail. Bab kelimesi mef'ulun bih mansubun bil fetha. Fethan kelimesi mef'ulü mutlak mansubun bil fetha. Bunu uzun söylemek isteyen şöyle de söyleyebilir. Mef'ulü mutlak mansubun ve alametun nasbi el fetha ez zahira şeklinde. Şediden'e geldik. Bakın fethandan sonra, mef'ulü mutlaktan sonra bir kelime geldi. Normalde birinci kısımda bunu söylemedik. Bakın birinci kısmı anlatırken dedik ki mef'ulü mutlaktan sonra muzafun ileyh veya sıfat gelmez demiştik. Burada ne yaptık? Hem muzafun ileyh geldi hem de sıfat geldi. Demek ki bu farklı bir şey. Şediden nedir? Tabidir arkadaşlar. Sıfatun mensubun bil fetha şeklinde söylüyoruz. Fethan şediden, burası sıfat tamlaması. Yukarıdaki neydi arkadaşlar? Şuradaki cülûsel kebiri olan, burası isim tamlamasıydı. Evet, isim tamlaması. Yani muzaf, muzafun ileyhti. Burası ne arkadaşlar? Burası da sıfat tamlaması. Sıfat mevsuf. Evet, burası da sıfat tamlaması oluyor. Mef'ulü mutlak olan kelime fiilin nasıl ve ne durumda gerçekleştirdiğini bildirdiği zaman, yani bu bahsettiğimiz bizim üçüncü bahisteki konu olduğu zaman, daima benzetildiği isme muzaf olarak veya sıfatla nitelenmiş olarak gelir. Bakın benzetildiği isim büyükler. Nasıldı bakın? Şedid, şiddetliydi. Buna ne olarak gelmiş? Muzaf olarak gelmiş. Buna ne olarak gelmiş? Sıfatın mevsufu olarak gelmiş. Demek ki muzaf niye yazmışız buraya? Bakın benzetildiği isme muzaf olarak geldiği için. Buraya niye yazmışız arkadaşlar? Şiddetini bildirdiği için, sıfat olarak geldiği için sıfat yazmışız. Demek ki muzaf ve sıfat bu üçüncü kısmın olmazsa olmazı. Demek ki nasıl ve ne şekilde olduğunu bildiren bir mef'ulü mutlak varsa orada bir muzaf, muzafun ileyh vardır veya bir sıfat, mevsuf vardır. Bunu unutmayalım. İkinci notumuza bakalım. Fiilin nasıl gerçekleştiğini bildiren mef'ulü mutlak şu özellikleri taşır. Bir, mastar olur. Birinci ve ikinci de ortak arkadaşlar bu özellik. İki, nekra olur. Bu da ortak, nekralık. Ve mevsuf olur demiş. Mevsuf, bakın burada sıfatın mevsufu. Şediden sıfat. Şu şediden kelimesi sıfat. Fethan kelimesi de mevsuf arkadaşlar. Bu sıfatın mevsufu. Üçüncüsü muzaf olur. Bakın yukarıda muzaf, muzafun ileyh. Cülûs kelimesi muzaf. El kebiri kelimesi de muzafun ileyh. Dördüncü özelliği müfret olur. Bakın cülûs kelimesi bir tane. Fethan kelimesi bir tane müfret. Sayı ifade eden te, yani ta-i merbuta gelmez. Bunlara bir öncekinde birleştiği gibi buraya birleşmez arkadaşlar. Hemen bir öncekini hatırlayalım, ne vardı? Bakın birinci örnekte ekleten demiştik. Ekleten, ekleteyni. Bakın T burada. İkinci örnekte ne vardı? Fethaten, fethateyni şeklindeydi. Üçüncü örnekte ne vardı? Ziyaraten, ziyarateyni, ziyaratin şeklinde. Bir tayi marbuta vardı. Niye? Sayı bildirdiği için. Burada bu gelmez. 1'de ve 3'te bu yuvarlak T dediğimiz tayi marbuta gelmez arkadaşlar. Üçüncü kısmın en belirgin iki özelliğini tekrar edecek olursak, bu kelimeler yani mef'ulü mutlak olan fiilin nasıl ve ne şekilde meydana geldiğini bildiren kelimeler muzaf veya mevsuf olarak gelir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bakın burada notumuzun içerisinde mevsuf olur, muzaf olur diye özellikle bildirdik. Bir önemli konumuz da şu. Mef'ulü mutlak fiili düşmüş olarak gelebilir. Biraz önce dedik ki mef'ulü mutlak fiilin mastarıdır. Yani fiil cümlesindeki fiilin mastar halidir. Mef'ulü mutlak bu mastarı arkadaşlar fiilsiz de kullanabiliriz. Yine fiilsiz kullandığımızda buna mef'ulü mutlak olarak i'rab veririz. Şimdi bu ne demek hocam? Arkadaşlar burada mastarla ilgili bir özellik devreye giriyor. Mastarların fiili gibi amel ettiğini biliyoruz. Yani mastarlar fiili gibi amel eder. Bakın burada mef'ulü mutlak fiil sebebiyle mansup olur. Şimdi mef'ulü mutlak kim nasb eder? Fiili nasb eder. Faili kim raf eder? Fiili raf eder. Bu sebeple fiile amil denir. Cümlede fiile amil denir. Ancak mef'ulü mutlak olarak i'rab edilen bazı özel kelimelerin kullanımında fiil yani amil hasfedilmiştir. Evet. Ne gibi hocam? En belirgini her gün kullandığınız şükran veya afven. Bak çok önemli bunlar. Bir bildiğiniz, günlük kullandığınız kelimeler. Hakkan veya rüveyden, mehlen veya subhanallah, maazallah. Mesela haçtan birisi geldiği zaman deriz ki haccın kabul olsun, Allah kabul etsin gibi. Arapçada bunu haccen mebruran şeklinde söyleriz. Haccı mebrur denir. Yani kabul olunmuş hac demek. Mesela lebbeyke, lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye Kabe'yi tavaf ederken hacılar söyler değil mi? Ne demek lebbeyk? Ülebbike lebbeyk demek. Bunun fiili nerede? Bu bahsettiğimiz kelimelerin fiilleri nerede? Hasf olmuş işte. Hocam bunlar nasıl bir kelime? Yani cümle mi bunlar? Evet arkadaşlar, mef'ulü mutlak bunlar. Fiili hasf olmuş mef'ulü mutlak. Bakın şükrana hemen inceleme yapalım şuradan. Şükran kelimesi. Mef'ulü mutlak mensubun bil fetha. Hocam fiili yok. Nasıl mef'ulü mutlak oldu? Takdiri ne bunun? Yani hani bunun takdir edilse, bir fiil buna söylenecek olsa nasıl takdir edilir? Eşküruke şükran. Sana bir teşekkür etmeyle teşekkür ediyorum manasında. Şimdi bu eşkürükeye gerek var mı burada? Yok. Ne yapıyoruz? Eşkürükeyi düşürüp direkt şükran diyoruz. Bakın Subhanallah kelimesini inceleyelim. Subhanallah. Kelimetü Subhan. Bakın iki kelimeden oluşuyor. Birincisi kelime Subhan kelimesi mef'ulü mutlak mensubun bil fetha. Zaten mef'ulü mutlak olan birinci kelime demiştik biraz önce. İkinci kelime Allah lafzayı celal nedir? Lafzayı celale muzafun ileyh mecrurun bil kesra. Muzafun ileyh. Peki buna bir fiil takdir edecek olsak Subhanallah cümlesine veya cümleciğine, öyle söyleyelim, mef'ulün mutlağına bir fiil takdir edecek olsak ne diyecek olur? Ne deriz? Üsebbihu Subhanallah. Üsebbihu, sebbaha yusebbihu tesbih etmek demek arkadaşlar. Üsebbihu ben tesbih ederim Subhanallah şeklinde. Burada yukarıda saydığımız maazallah vardı mesela. E'udhu mesela maaze ne demek? Sığınmak demek. Allah'a sığınırım demek. E'udhu maazallah şeklinde söyleyebilir. Ülebbike lebbeyke diyebilir. Lebbeyke'nin fiilini. Afven kelimesine mesela, haccen kelimesine, mebruran kelimesine, bunlara, mehlen kelimesine, rüveyden kelimesine arkadaşlar bir fiil takdir ederek söyleyebilirsiniz. Yani burada tekrar manayı güçlendirmek için bir tekrar edecek olursak bazı kullanımlar meşhur olmuştur. Şükran gibi, afven gibi. Bunlara fiil söylemeden biz bunları kullanırız. Yani bu ne demek? Fiilsiz bir şekilde şükran dediğimiz zaman adam eşkuruke şükran dediğimi anlıyor. Veya üsebbihuke Sübhanallah dediğim aşikar oluyor Subhanallah dediğim zaman. Yani kimi tesbih ettiğim anlaşılıyor Subhanallah dediğim zaman. Elhamdülillah dediğim zaman. Aynı şekilde hepsine söyleyebiliriz bunu. Demek ki mef'ulü mutlağın bazı durumlarda fiili hazfedilebiliyor. Bu şekilde şükran kelimesi gibi veya buna benzer şurada yukarıda yazdığım kelimeler kullanıldığında bunlara mef'ulü mutlak olarak i'rab veriyoruz arkadaşlar. Mef'ulü mutlak mensubun bil fetha zahira şeklinde i'rab veriyoruz. Mel fark fil ma'na beynel cümle tali. Aşağıdaki cümlelerin arasındaki fark nedir? Yani fark ne? Burada bir cümle var, evet. Fetaha Ahmedu el-bâbe. Fetaha Ahmedu el-bâbe fethan. Fetaha Ahmedu el-bâbe fethan şedîden. Fetaha Ahmedu el-bâbe fethaten. Fetaha Ahmedu el-bâbe fethateyni. Bakın hepsinde cümle aynı aslında. Cümlede değişen ne? Cümlede değişen mef'ulü mutlak. Mef'ulü mutlak, bakın arkadaşlar, birinci cümlede ne var? Mef'ulü mutlak yok. Fiil, fail, mef'ul var. İkinci cümlede ne var? Mef'ul mutlak'ın fiili tekit ettiği bir mef'ul mutlak var. Üçüncü cümlede ne var? Fiilde fiilin nasıl meydana geldiğini bildiren bir mef'ul mutlak var. Fethan şediden şeklinde. Peki dördüncü fiilde ne var? Dördüncü cümlede ne var? O fiilin kaç kez yapıldığını, buna bir kez, bakın ta-i merbutayla bir kez yapıldığını bildiren bir mef'ulü mutlak var. Beşinci örnekte ne var? O fiilin iki kez meydana geldiğini bildiren fethateyni kelimesi var. Demek ki mef'ulü mutlak bu şekilde kullanılıyor. Peki bunların manalarını bir verelim. Nasıl manaya etki etmiş? Fetaha Ahmedu el-bâbe. Ahmet kapıyı açtı. Nokta. Efendim burada mef'ulü mutlak olmadığı için nasıl açtı, kaç kere açtı, hangi durumdaydı bunları hiç bahsetmemiş. Direkt kapıyı açtı demiş. İkinci cümlemizde ne var? Fetaha Ahmedu el-bâbe fethan. Ahmet kapıyı kesin açtı. Artık şüpheye mahal yer vermemiş. Üçüncü örnekte Fetaha Ahmedu el-bâbe fethan şediden. Ahmet kapıyı sert bir şekilde açtı. Bakın bu da mef'ulü mutlak'ın nasıl, ne biçimde, ne şekilde meydana geldiğini bildiren bir cinsi. Sonraki cümlede Fetaha Ahmedu el-bâbe fethaten. Ahmet kapıyı bir kere açtı. Fethaten. Bakın şu yuvarlak T dediğimiz ta-i merbuta masdara bitiştiğinde bir kez demek manasına gelir. Yani sayı bildirir. Sonraki cümlemizde Fetaha Ahmedu el-bâbe fethateyni. Ahmet kapıyı kaç kez açtı? Fethateyni, iki kez açtı manasına gelir. Bir de name ile ilgili örnek vermiş hocamız. Ona bakalım. Name Halidun nevmen. Name Halidun nevmen. Bak fiil, fail, mef'ul. Nokta. Peki nevmen mef'ulü bih mi, mef'ulü mutlak mı arkadaşlar? Mef'ulü mutlaklar nasıl bir kelimeydi? Masdar bir kelimeydi. Namenin masdarı gelmiş. O zaman mef'ulü mutlak diyoruz. Evet, mef'ulü mutlak. Name Halidun nevmen. Halid kesin uyudu. Halid'in uykucu bir adam olduğunu veya gerçekten uykuya yenik düştüğünü vurgulamak için, teyit etmek için söylemiş. İkinci örnekte ne demiş? Name Halidun nevmen kesiran. Bakın nasıl uyuduğunu, çok uyuduğunu bildiriyor. Mef'ulü mutlak yine. Mef'ulü mutlakımız hangisi hocam? Nevmen kelimesi mi? Nevmen kesiran kelimesi mi? Nevmen kelimesi. Unutmayalım, sıfat tamlamalarında, isim tamlamalarında cümlenin ögesi sadece birinci ögedir. Yani nevmen kelimesi, mevsuf. Evet, kesiran nedir? Sıfattır arkadaşlar. Üçüncü cümleye bakalım. Nâme Halidun nevmel merîzi. Burada ne var? Bir isim tamlaması var. Halid nasıl uyudu? Yine nasıl bildirecek. Yani o fiilin nasıl ve ne şekilde meydana geldiğini bildiren mef'ul çeşidi. Hasta gibi uyudu. Bizde hasta gibi demezler de ölü gibi uyudu denir değil mi? İşte bu da aynısı. El-merizi kelimesi mef'ulü mutlak'ın nesi? Muzafun ileyhi. Name fiil, Halidun fail, nevme kelimesi mutlak, mef'ulü mutlak. El-merizi kelimesi de muzafun ileyh. Dörde bakalım. Nâme Halidun nevmeten. Hemen şu yuvarlak tay marbutayı gördüğümüz zaman bir kez yaptığı, bu işi bir kez yaptığı anlaşılacak ve masdar mef'ulü mutlak olduğu bilinecek. 5'e bakalım. Nâme Halidun nevmeteyni. Halid iki kez uyudu. Yani iki uyku uyudu veya işte iki kez uyudu manasında. Cümleyi, daha doğrusu bu fiili kaç kez yaptığını vurgulamak için kullanılıyor. Evet arkadaşlar, dersimizin burada sonuna geldik. İnşallah alıştırmalarını da YouTube'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar.